Merhabalar herkese. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Destek ve hareket sisteminin ikinci dersiyle birlikteyiz. Bundan sonra da destek ve hareket sistemi ile ilgili soru çözümü yapacağım biliyorsunuz ki. Bir önceki dersimizi şöyle 3 saniyede hatırlatayım. Destek ve hareket sistemini kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Bir iskelet sistemimiz vardı. Bir de kas sistemimiz vardı. İskelet sistemi dediğimiz zaman kemik doku, kıkırdak doku ve eklemlerden meydana geliyordu. Ve biz onu bir önceki ders dersimizde anlattık. Bugünkü dersimizde de kaslar konumuz olacak. Kas sistemini anlatacağız. Kaslarında temel görevlerine bakacak olursak vücudun veya bulundukları organın tabii ki hareket etmesini sağlamış oluyorlar. Mesela kemiklerimizin hareket ettirilmesini sağlayan çizgili kaslarımız var. Aynı mantıkta kalbimin atmasını sağlayan kalp kasım var. Midemin çalışmasını sağlayan mide kası dediğimiz kasımız var. Ayrıca kaslar kemiklerle birlikte vücudun tabii ki belli bir şekilde durmasını sağlamış olacak. Vücut duruşunda kaslar çok önemlidir. Kas Sırada baktığımız zaman bunlar devamlı olarak çalışıyor gençler. Mesela iç organlarımızı çalıştıran kasları düşündüğün zaman midenin tatil etmesi gibi bir şey söz konusu olmaz. Ya kalpcim sen bir saat çalışma diyemezsin. Bütün ömür boyunca bu kaslar çalışmaya devam ediyor. Haliyle bunlar devamlı çalıştıkları için bunların enerji miktarı... Gerekli ATP miktarı fazladır. E bu mantığı da güdersen demek ki kaslarda bulunan ATP üreten organelin sayısı da fazla olmalı. O yüzden de kas dokuda enerji miktarı fazla olduğu için bulundurduğu mitokondri sayısı da fazladır diyoruz. Kas dokusunda yer alan kas liflerine kas hücresi ismini vereceğiz. Kaslara geldiğimiz zaman da özel kelimeler kullanmaya başlayacağız. Mesela destek ve hareket sisteminin birinci videosunda kemik dokuya ne diyorduk? Osteosit. Ara maddesi ostein. Kıkırdak dokunun hücresine ne diyorduk? Kondrosit. Ara maddesine kondrin ismini vermiştik. Sarko kelimesini duyunca da aklına kasların gelmesi lazım. Kas hücrelerinin zarına sarko lemma ismi veriliyor gençler. Sonra bunların bir de sitoplazması bu hücre ya hücrenin sonuçta bir sitoplazması bulunacak plazma kısmı bulunacak. Bunların sitoplazmasına da sarkoplazma ismi veriliyor. Endoplazmik retikulumuna bilin bakalım ne deniyor? Bunun endoplazmik retikulumuna da sarkoplazmik retikulum ismi veriliyor. Neden bunları başta üstünde bu kadar dura dura söylüyorum gençler? Söyleyip geçmiyorum. Çünkü kas kasılma mekanizmasına geçtiğimiz zaman bir şeyler anlatmaya başlayacağız. Diyeceğiz ki bilmem ne bilmem neyi dürttü bunun zarını. Burada kalsiyumlar bilmem ne oldu. Buradakiler de buraya gitti. Ama bu cümleleri kurarken diyeceğim ki sarkolemmanın zarının uyarılması ile birlikte sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyum iyonları sarkoplazmaya çıkar diyeceğim. Ne oluyor ne bitiyor? Halbuki hücre zarı Endoplazmik retikulum sitoplazmadan bahsediyoruz. Sadece başına kas olduğu zaman sarko kelimesini kullanıyoruz. Kelimeler bizi korkutmasın. Kas demetine, kasa da bakacak olursak, miyofibril dediğimiz aslında protein iplikler var. Aktin ve miyozin iplikleri. Bu aktin ve miyozin iplikleri bir araya geldiği zaman bunlara miyofibril ismi veriliyor. Bunlar da kas demetlerini, kasları meydana getiriyor. Şu şeklin üstünden daha güzel anlayacağız. Şimdi aslında kasların oluşmasını sağlayan protein iplikler varmış. Bu protein ipliklere de aktin ve miyozin iplikleri deniyormuş. Hangi kas olursa olsun aktin ve miyozin iplikleri bulunacak. Yani miyofibriller yer alacak. Bazısında düzenli dizilecek bazısında dağınık olarak dizilecek. Aktin ve miyozinler bir araya geldiği zaman miyofibril dediğimiz yapıyı meydana getirdi. Miyofibriller bir araya gel geldiği zaman kas liflerini yapıyor. Kas lifi bir araya geldiği zaman kas demetini oluşturuyor. O da bildiğimiz kası meydana getirmiş oluyor. Kasları kendi içerisinde üç ayıracağız. Bizim bir düz kasımız, bir kalp kasımız, bir de çizgili kasımız olacak. Şimdi düz kas dediğimiz zaman birazdan açacağım ama şurada şekil üstünden de göstereyim kalp hariç onda başka bir kas var adı üstünde iç organlarımızın etrafını saran kastan bahsediyoruz. Çizgili kas dediğimiz zaman ise buna iskelet kası da ismi verilir. Çünkü kemiklerimizin, iskeletimizin hareket etmesini sağlayan kastır. Kalp kası da kalbimizde bulunan kas olacak. Düz kaslara baktığımız zaman mekik şeklinde hücre yani mekik şeklinde görünecek. Genellikle o hücrenin merkezine bir tane çekirdek olacak. Kalp kasına ve çizgili kasa baktığımız zaman bantlaşma söz konusu olacak. Kalp kasında çizgili kastan farklı olarak dallanmalar meydana gelecek. Düz kaslar ömür boyunca çalışıp yorulmayacak. Yavaş yavaş çalışacaklar. Benim mideme sen dur bugün çalışma. Böbrekciğim sen de biraz tatil yap. Hiç tuvalete gidesin bu gece yok. Çalışma deme alternatifimiz yok. Yani iç organlarımızı çalıştıran düz kaslar ta organ oluştu anne karnından ölene kadar çalışmaya devam ediyor. Bir çalışmayı durdursun o organ iflas etti demektir. E bu bütün ömür boyunca belli bir şekilde çalıştığına göre çok hızlı emir almasına hızlı hızlı çalışmasına gerek yok yapacağı iş belli yavaş yavaş yorulmadan çalışıyor kalp kasına da bakıyorsun mantıken düz kas gibi kalbin durmasının ihtimali yok. Beni çok üzdüler bir ara kalbim atmasın gibi bir şansımız yok. Bütün ömür boyunca kalp çalışmaya devam edecek. Ama şekline ve yapısına bakıyorum bantlaşması var. Çizgili kasa benziyor. O yüzden buna başka bir isim vermişler. Çalışma mekanizması bakımından düz kasa yapısı bakımından çizgili kasa benzediği için kalp kasına ayrı bir isim verilmiş gençler. Çizgili kasları da düşündüğümüz zaman buna iskelet kası da deniyor. Kemiklerimin hareket etmesini sağlayan kastan bahsediyoruz. Bunlar çok hızlı çalışıyorlar ama bir süre sonra yoruluyorlar. Yani kolumu çalıştırdım, 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 çalıştırdım. E bir süre sonra çalışmasını durdururum çünkü yoruluyorum. Mantığı da gütmeye başlıyorum. Sinir sistemiyle birleştiriyorum. Benim bir otonom sinir sistemim, bir somatik sinir sistemim vardı. Otonom sinir sistemi otomatik çalışanlara emir götürüyordu. Somatik isteğimle çalışanlara emir götürüyordu. O zaman düz kas beni dinliyor mu? Çalışma desem çalışmayacak mı? Devam edecek. Otonom sinir sisteminin kontrolünde. Kalp kası ben durdurabiliyor muyum? Cık. Otonom sinir sisteminin kontrolünde. Çizgili kaslar ise isteğimizle çalıştırabildiğimiz için somatik sinir sisteminin kontrolündedir. Konuları da birbirine bağlamış olalım. Havada kalmasın gençler. Geldim düz kaslara. Şimdi düz kas dediğimiz zaman mekik şeklinde hücrelerden meydana gelecekler. Kalp bir, bir kenara koyduk. İç organların tabii ki yapısında bulunacaklar. Hücreleri tek çekirdekli Çekirdekte genellikle hücrenin orta kısmında yer alacak. Aktin ve miyoz dediğimiz miyofibriller sarkoplazmada yani hücrenin sitoplazmasında düzensiz olarak dizilmiş. Bu sebeple bunlarda bantlaşma yok. Aktin miyozin bunların birleşmesiyle olan miyofibriller tüm kaslarda var. Çizgili kasla kalp kasında bantlaşma yapmış, düzgün düzgün dizilmişler, sıralı sıralı. Bunların sitoplazmasında yani sarkoplazmasında dağınık olarak dizilmişler. Düz kasların otomatik kontrolünün olduğunu, otonom sinir sisteminde e, kontrol edildiğini söyledim. Yavaş çalışacaklar, ritmik çalışacaklar, yorulmayacaklar. Aktin ve miyozinin düzgün dizilmesiyle oluşan bantlaşmalara sarkomer ismini veriyoruz. Düz kasta bantlaşma olmadığı için sarkomer oluşumu da söz konusu olmaz. Bunların yorulmadığını da unutmam. Yorulmazlar. Yorulursa o organ iflas etti demektir. Geldim kalp kasına. Tabii ki kalbin yapısında bulundu. Silindirik hücreleri dallanmalar gösterecek. Hücreleri bir veya iki çekirdekli olabiliyor. Çekirdekler hücrenin ortasında yer alabiliyor. Aktin ve miyozin düzenli dizilmiş. O yüzden de sarkomer bantlaşma söz konusu oluyor. Ama kalp de yine otonom sinir sisteminin kontrolünde ritmik olarak çalışmasına devam ediyor. Oksijen depolayabilen not al bunu mioglobulin pigmentini bulunduruyor. Yani ihtiyaç halinde az da olsa bir oksijen depolayabilen pigmenti var. Kalp kası hücreleri uçuca geldikleri bölgelerde hücreler arası disk adı verilen yapılarla birleşerek dallanmıştır. Yani çizgili kasla kalp kasını kıyas yaparsan dallanma var. Diskler kalp atımı sırasında elektriksel uyarının daha iyi şekilde iletilmesini sağlar sağlamış oluyor. Yapısı bakımından çizgili kasa, çalışması bakımından düz kasa benzediği için buna ayrı bir isim verdik. Çizgili kaslara da bakacak olursak çizgili kaslar silindir şeklindeki uzun hücrelerden meydana geliyorlar. Bunlara da kas lifi ismi verilmiş oluyor. Hücreler arası zarlar eridiğinden dolayı çizgili kas lifleri çok çekirdekli unutmuyorsun. Düz kas genellikle tek çekirdek Kalp kası 1-2 çekirdek, çizgili kaslar ise çok çekirdeklidir. Çekirdekler hücrenin kenar kısımlarında genellikle bulunuyorlar. Aktin ve miyozin düzenli dizilmiş. O yüzden bunda bantlaşmalar söz konusu oluyor. Somatik sinir sisteminin etkisiyle çalışıyorlar. Düz kaslara göre hızlı çalışır ama pırt, çabuk yorulurlar. Çizgili kas hücreleri sitoplazmalarında oksijen depolayan miyoglobin pigmentini aynı kalp kasında olduğu gibi bulunduruyor. Miyoglobin pigmenti nedeniyle çizgili kaslar kırmızı renkli olarak görülüyor. Çizgili kasların bölünme yeteneği yoktur gençler. Yani bu hücrelerin bölünme yeteneği yok. Siz spora gidiyorsunuz, kas yapıyorsunuz ya. Aslında kas sayınızı arttıramazsınız. Kas burada belli. Ölene kadar bu kadar kasım var. Ben gittiğim zaman bu kas hücrelerimi genişletebiliyorum yani hücreyi büyütebiliyorum hacmini kütlesini büyütebiliyorum yaptığım spor sayesinde sayısını arttırmak gibi bir şey söz konusu değil insan vücudumun düşündüğün zaman da tabii ki vücudumun en çok bulundurduğum kasım çizgili kaslar olacak birazdan da çizgili kasların kasılma mekanizmasının detayına gireceğim ama şöyle bir görüntünün üstünden de ilerlemek istiyorum çizgili kasın artık bu şeklini daha fazla kullanıyorlar ama eskiden daha el şematik çizimini kullanıyorduk. Sonuçta bu kaslar aktin ve miyozin proteinlerden meydana geliyor. Aktin ve miyozin proteinlerine myofibril deniyor. Çizgili kaslarda bunlar düzenli olarak dizilmiş oluyor. Çizgili kaslara baktığımız zaman bunların düzenli bir dizilmelerinden dolayı birimler sarkomer adını verdiğimiz yapılar meydana geliyor. Yani şurası sarkomer adını verdiğimiz kısımdır. Şunlar da bizim Z çizgisi dediğimiz çizgiler. Sonra burada aktin proteinleri şu şekilde dizilim gösteriyor gençler. Miyozinler ise bunların orta kısımlarına gelip ortalarında yer alıyor. Hemen miyozinleri de şu şekilde göstermiş olayım. Miyozin dediğimiz ipliğe A bandı ismini verebiliyoruz. Sonra şu ikisinin arasındaki boşluğa H bandı ismini verebiliyoruz. Şu iki birimin arasında kalan kısma da I bandı ismini verebiliyoruz. Kas kasıldığı zaman sarkomerin boyu daralıyor. Z çizgileri birbirine yaklaşıyor. Haliyle H bandı da daralıyor. I bandı da daralıyor gençler. Sadece değişmeyen iki tane şeyden bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi A bandıdır. Kas kasılsa da gevşese de A bandı değişmez. Kas kasılsa da gevşese de hacmi ve kütlesi değişmez. Neden? Şimdi ben kolumdaki kası sıktım. Kolumdaki kası sıktığım zaman bu yukarıya doğru bir büyüme gösterdi. Gevşettiğim zaman da şöyle yayıldı. Yani aslında bunun hacminde bir değişiklik olmadı. Ya yukarıya kalktı ya enine doğru ilerledi kütle de değişmez. Kasımı kastım 65 geldim bir gevşettim 50'ye düştüm gibi bir şey yok. Kasın kasılma ve gevşemesine bağlı olarak hacim ve kütlesinde herhangi bir değişiklik olmaz. Şimdi detaylandıralım. İskelet kasında aktin ve miyozin filamentleri düzenli dizildiği için mikroskopta açık koyu bantlaşmalar görülüyor. Tekrarlanan bu bantlarda aktin ve miyozin filamentlerinin belirli bir düzen içinde konumlandırılarak oluşturulduğu en küçük kasılma birimine ne ismi veriliyormuş? Sarkomer. Yani iki tane Z çizgisi arasında kalan kısım kasılma birimi yani sarkomerdir. Kasılma sırasında ne oldu? Z çizgileri kasılıyorum ya birbirine yaklaştı. Sarkomerin boyu kısaldı. I bandı dediğimiz band daraldı. H bölgesi dediğimiz bölge ya kayboldu ya da daraldı. Yıldız A bandının boyu değişmez. Aktin ve miyozin filamentlerinin boyu değişmez. Nereye değişsin? Şuradaki uzunluk değişir mi? Değişmez. Şuradaki uzunluk değişir mi? Değişmez. Kasın boyu kısalır. en artar kastığımız için hacim ve kütlesi değişmez. Mesela bunu hak diye de kodluyorlar. Hacim değişmez, A bandı değişmez, kütle değişmez. Kas kasılsa da, gevşese de. Sonra gevşemeye bakıyorum. Tam tersi. Bir daha söylemeye gerek bile yok. Gevşettiğime göre Z çizgileri birbirinden uzaklaştı. Sarkomerin boyu arttı. I bandı genişledi. H bandı genişledi. A bandının boyu değişmez. A bandı dediğim miyozin zaten. Miyozin ve aktinin boyu değişmez. Hacim ve kütle değişmez gençler. Buradan hemen bir tane soruya da bakalım birlikte. Yanda insan vücudundaki bazı organların yapı ve şekilleri gösterilmiştir. Buna göre bu yapı ve organlarda bulunan kas çeşitlerinde özelliklerinden hangileri ortaktır diyor. Şimdi burada gösterdiği tabii ki bizim için iskelet sistemine bağlı olan çizgili kas dediğim kaslardır. Şurası kalp kası dediğimiz kasımız olacak. Şurası da düz kas dediğimiz mideyi gösterdiği için kas olacak bantlaşma gösterme dediği zaman düz kasta ne bantlaşması hadi oradan. İstemli çalışma dediği zaman kalpte, midede istemli çalışma hadi oradan. Otonom sinir sistemi kontrolünde çalışma dediği zaman da çizgili kaslar somatik sinir sisteminin kontrolünde hadi oradan. Fosforilasyon ve defosforilasyon. Fosforilasyon ne demek? ATP üretmek. Defosforilasyon ATP tüketmek. Kas bu. Tabii ki ATP üretecek ve ATP tüketecek. Bu kas değil de ne yazarsa yazsın zaten kabul edecektim. Canlı dokularda ATP üretilir ve tüketilir. Kasılmanın geliyorum kimyasal olarak açıklanmasına o sarkoplazmik retikulumların, sarkolemmaların kullanılacağı kısma geçiyorum. Aslında ben size yine en başta bir özet mantık anlatacağım. Ondan sonrası gelecek senin şurada kasının olduğunu hayal et. Kası da şöyle çizmiş olayım. Normal şartlarda senin sinir hücren şurada dentritleri. Bu da aksonu. Şu da akson ucu dediğimiz kısım çizgili kasının kasılabilmesi için sinirin bunu dürtmesi kasıl demen gerekmiyor mu? Sıralama yazıyorlar. Motor uç plakta asetilkolin kolin salgılanması, sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum iyonlarının yayılması gibi sıralama yazıyor. Kas kasılması sırasında yukarıda verilen olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir diye yazıyoruz soruyu. Aslında olay şu. Motor uç plaktan asetilkolin kolin salgılaması dediği şey sinir hücresinin akson ucundan nörotransmitter madde olan asetilkolinin salgılanıp bu kası dürtmesi. Önce dürtmeyle başlayacak. Kasa emirin gitmesi gerekiyor. Kasa emir gittiği zaman bu nerede değişikliğe de gerçekleştirecek? Emri kim alacak? Hücre zarı. Sarkolemma tarafından uyartının algılanması. Sarkolemma uyartıyı algıladığı zaman kas hücresinin endoplazmik retikulumunun içerisinde kalsiyum iyonları var. Sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum iyonları sarkoplazmaya yani sitoplazmaya dağılmış olacak. Aktin ve miyozin proteinleri birbiri üzerinde kayabilecek gençler. Böylelikle de kas kasılmış olacak. Bir daha sinir hücresi kası uyaracak. Kasın endoplazmik retikulumundan kalsiyumlar sitoplazmaya yayılacak. Aktin ve miyozin iplikleri birbiri üzerinde kayacak. Kasın gevşemesi sırasında da ortalıkta bulunan kalsiyumlara koş endoplazmik retikulumun içine gir denecek. Kalsiyumlar endoplazmik retikulumların içerisine girecek. Aktin ve miyozin birbiri üzerinden ayrılacak. Kas gevşemiş olacak. Durdum. Kas kasılması sırasında bu işleri yaparken tabii ki ATP harcanacak. Yıldız yıldız yıldız. Kas kasılması sırasında ATP harcandığı gibi kas gevşemesi sırasında da ATP harcanır gençler. 3-4 senedir değişen bir bilgimizdir. Bazen soru bankalarında farklı ifade görebiliyorsunuz. Kasılmada da ATP harcanıyor, gevşemede de ATP harcanıyor. Mantık ne? Gevşeme sırasında sen bu kalsiyumları endoplazmik retikulumun içine git mi? Minerallerin hepsini birden endoplazmik retikuluma taşımak istiyorsan aktif taşıma yapmak zorundasın. Zaten ATP harcamak zorundasın. Şimdi başlıyorum. Nöronlarda uyartı gelecek impuls motor uç plağa gelince yani akson ucuna gelmiş nörotransmitter madde salgılanıp kası dürtecek. O nörotransmitter maddenin de asetil kolin olduğunu söylüyor. Bazen dediğim gibi motor uç plaktan asetil kolin deyince ne diyoruz? Akson ucundan nörotransmitter madde kası dürtmeye gitmiş. Nörotransmitter maddeler sarkolemma yani kasın zarında sodyum kanallarının açılmasına neden oluyor. Hücreye çok miktarda sodyum iyonları girmiş oluyor. Kas hücresi uyarıldı. Sarkolemma boyunca bu uyartı da yayıldı. Yani hücre zarı boyunca bu uyarı algılanmış oldu. Sodyumları yer değiştirmesi sayesinde. Sonra hücre zarı uyarıldı. Sodyumlar yer değiştirdi ya haliyle sarkoplazmik retikulumdan da kalsiyum iyonları nereye sarıldı? Sarkoplazmaya yani sitoplazmaya salınmış oldu. Salınan kalsiyum iyonları sarkomerde aktin üzerinde konumlanmış olan özel protein kompleksini inaktif hale getirerek miyozinin aktine bağlanacağı kısmın açığa çıkmasını sağlar. Aktin miyozin üzerine hareket eder diyor. Yani birbirlerinin üzerinde kayarlar. Böylelikle kas kasılması gerçekleşmiş olur. Bir kasın gevşemesi için de tabii ki impuls iletiminin, kasıl emrinin kesilmesi gerekiyor. Bu olayın da gerçekleştiği zamanda da kalsiyum iyonları tekrardan çıktığı endoplazmik retikuluma dönüyor. Bunu da aktif taşıma ile gerçekleştiriyorsun. Yani burada da enerji harcıyorsun. Kalsiyum derişimi sarkoplazmada, sitoplazmada azalınca aktin ve miyozin birbirinin üzerinden ayrılıyor. Böylelikle gevşeme durumu meydana gelmiş oluyor. Yıldız, yıldız, yıldız. Kas kasılması sırasında da ATP harcanır, gevşemesi sırasında da ATP harcanır. Kaslarda da sinirlerde olduğu gibi eşik değer ve ya hep ya hiç prensibi geçerlidir gençler. Bir kasın uyartıyı alabilmesi için eşik değer veya eşik değerin üzerinde uyarılması gerekiyor. Eşik değerin altındakine herhangi bir tepki de bulunulmuyor gençler. Yani uyarının alınabilmesi için gerekli değere eşik değer ismini verdik. Eşik değerin üzerindeki bir uyartı da hangi hızla olursa olsun aynı sürede tepkinin oluşması gerçekleşiyor. O yüzden de ya hep ya hiç prensibi burada da geçerlidir. Eşik değer ve eşik değerin üzerindeki uyarılar ise kas lifi tarafından aynı şiddette cevaplanır. Bu duruma ya hep ya hiç kuralı ismini veriyoruz. Kasada bakıyoruz. Kasa baktığımız zaman önceki konularla bağlantılı bir şey hatırlatmış hatırlatmak istiyorum. Kas tonusu diye bir kavram geçmişti ta sinir sisteminde. Kas tonusu ne demekti? Ben ne yaparsam yapayım kaslarımı tamamıyla gevşetemem. Anca bayılma, ölme gibi durumlarda kaslar tamamıyla gevşemiş olacaklar. Kaslarım her zaman hafif kasılı kalırdı. Hatta yani kasın tekrardan kasılı duruma geçebilmesi için hafif kasılı kalması böyle saniyeden tabii ki çok daha küçük birimlerle avantaj sağlardı. Hatta kas tonusunu da orta beyin kontrol eder demiştik. O zaman kasları da düşündüğümüz zaman asla dinlenme durumunda sıfıra inmezler. Hafif kasılı olarak duracaklar. AB'ye baktın. Şu aralığa hafif kasılı halde yani burası kasların e, dinlenme evresi dediğimiz gizli evre dediğimiz kısımdır. A ile B arasına bakıyorsun birazdan kasılma gerçekleşecek ya demek ki dürtülme uyarılma A ile B arasında gerçekleşti. Kasın uyarıldığı andan kasılmaya başladığı ana kadar geçen e, zamana biz AB arası gizli evre ismini veriyoruz. B ile C'nin arasına baktığın zaman kasılma miktarı arttığına göre kas burada kasıldı. Kasılmanın başladığı andan gevşemenin başladığı ana kadar geçen süre C ile D'nin arasına baktığın zaman da kasın gevşeyerek tekrar eski haline döndüğü kısımdan bahsediyoruz. Gevşeme anından itibaren kasın tekrar uyarılmasına kadar geçen sürede kas tabii ki dinlenme halinde olacak. Ancak kas lifi gevşemeye fırsat veremeden kasılması için tekrar tekrar uyarılırsa gevşeyemeden kaslı halde kalabilir. Buna da fizyolojik tetanos yani kramp ismi veriliyor. Kasıldı, gevşedi, kasıldı, gevşedi, kasıldı, gevşeyecekken bir daha dürttü kasıldı, gevşedi. Kasıldı. O kadar çok uyarı verdim ki kas gevşemeye hiç fırsat bulamadı. Kasılı şekilde kaldı. Fizyolojik tetanoz yani kramp girmiş oldu. Hemen devam ediyorum kasta enerji elde edilmesine. Çizgili kaslarda enerji elde edilmesinde özel bir mekanizma var. Özellikle kreatin fosfat kelimesini unutmuyorsun. Şimdi benim enerjiye ihtiyacım var. Enerjiye ihtiyacım olduğu zaman çizgili kaslarımda tabii ki orada normal üretilen ATP'den öncelikli olarak bir enerji ihtiyacı karşılanmış olacak. Yani orada bulunan ATP'ler parçalanıp enerji elde edilmiş olacak. Acil bir enerjiye ihtiyacım olduğu zaman çizgili kaslarımda kreatin fosfat adı verilen bir molekül var. Solunum yapılmadan kreatin fosfatların fosfatları kopartılıp ADP'ye birleştiriliyor. Kreatin fosfatların fosfatı ile ADP'nin fosfatı bir araya geldiği zaman ATP sentezi gerçekleşiyor. Kreatin fosfattan fosfat koparsa geriye kreatin kalır. Ha, mesela soru soracak. Kas kasılması sırasında yukarıda verilenlerden hangileri artar, hangileri azalır diyecek. Ben kas kasıyorsam çok ATP harcıyorum. Kreatin fosfatların fosfatını kopartıyorum o zaman kreatin miktarı artacak. Kreatin fosfat miktarı azalacak. Gevşemede de her şeyi eski yerine koymak isteyeceğime göre tam tersi olacak diyeceğim. Sonra tabii ki sen kas kasılmasını gerçekleştiriyorsan solunum yapacaksın. Solunumda da enerji kaynağı olarak organik maddeleri kullanacaksın. Kaslar için ne demiştim? Pinti. Hem karaciğerimde karbonhidratların deposu glikojene çevirerek koyma var, hem de kaslarımda karbonhidratları glikojene çevirerek depolayıp koyma var. Vücut karbonhidrata ihtiyaç duyduğu zaman gidip karaciğerin kapısını çalıyorum. Diyorum ki sana zamanında göndermiştim ver. Karaciğer bonkör veriyor. Kaslar ise vermiyor. Ben kendimde depoladım bana lazım olur. Yarın öbür gün ben enerji kaynağı bulamazsam kas kasılmazsa ne olacak? Organ iflas eder sen hareket edemezsin diyor. Kendisindeki depoyu vermiyor. O zaman yine aynı mantıkla kaslarım kasıyorsam çok ATP elde etmek istiyorsam orada enerji veren maddelerin miktarının da azalması gerekiyor. Mesela glikojenleri glikoza çevireceğim. Glikozları oksijenli solunumda kullanacağım. Glikojenleri glikoza çevireceğim. Bir de çizgili kaslarımda özel durum olarak laktik asit fermentasyonu gerçekleşecek. Laktik asit fermentasyonu gerçekleştiği zaman da tabii ki ortamda şurayı silmiş olayım gençler düzeltiyorum. Karbondioksit su olmaz biz kopyalamışız. Laktik asit miktarı artmış olacak diyeyim. Şimdi Laktik asit fermentasyonu ile oksijenli solunumun mantığını anlatmaya başlıyorum. Solunum sisteminde de tekrar karşımıza çıkacak. Çizgili kaslarımda nasıl bir durum gerçekleşiyor? Enerji ihtiyacım var. Önce hazır ATP'yi parçaladım. Sonra gittim kreatin fosfatların fosfatlarını koparttım. Sonra işte glikozlarımı oksijenli solunumda kullandım. Buradan bayağı yüklü miktarda ATP elde ediyorum. Ama o kadar çok koşuyorum, o kadar çok hareket ediyorum ya maratona katılmışım, arkamdan katil geliyor. Çok fazla derecede hareket ediyorum. Böyle durumlarda uf, aldığım oksijen, oksijenli solunum yaparak uf, harcadığım ATP'yi, çizgili kaslarda tükettiğim ATP'yi karşılamaya yetmiyor. O zaman vücut diyor ki sigorta şirketi gibi çalışayım, ben oksijene ihtiyaç duymadan laktik asit fermentasyonu yaparak ATP üreteyim diyor. İkisini birbiriyle kıyas yaparsan oksijenli solunumla laktik asit fermentasyonunda ATP olarak çok büyük fark var. Oksijenli solunumda çok ATP elde edilir. Laktik asit fermentasyonunda bayağı bir az ATP elde ediliyor. Ama vücut diyor ki hiç yoktan iyidir. Oksijenli solunum zaten devam edecek. Laktik asit fermentasyonu da ona ek olacak gençler. Yani oksijenli solunumun durup laktik asit fermentasyonuna geçme diye bir şey söz konusu olmaz. E, ...mantıken çok mantıksız... ...oksijenli solunumu bırakayım... ...o çok ATP üretmeyi bırakayım... ...çok yoruldum laktik asite geçeyim yapılmaz... ...bu ona ek oluyor... ...laktik asit fermentasyonu yapıldığı zaman... ...ek olarak ATP'yi kazanıyorsun... ...ama aynı zamanda laktik asit dediğimiz... ...molekül de açığa çıkıyor... ...laktik asite aynı zamanda... ...yorgunluk asiti de denir... ...laktik asit beynimize gidip... ...beynimizin uyku merkezini uyarıyor... ...yorgunluk hissetmemizi ve durmamızı sağlıyor eğer duramasaydık işte maratonda ucunda para var koşuyorum arkadan bilmem ne oluyor geldi koşuyorum o kadar hızlı koşuyorum ki soluk alışveriş hızlandı kan basıncı arttı kan artık çok hızlı dolaşıyor damarların çatlaması patlaması kişinin ölümü söz konusu olurdu aslında yorgunluk hissedip durmak e, bizi koruyan bir adaptasyondur gençler Gevşeme durumunda kreatin fosfatın eski hale getirildiğini söyledim. Laktik asit yorgunluk hissi oluşturacak. Laktik asitin küçük bir kısmı pürvata çevrilerek bunlar hep solunumda anlatacağım için kullanmıyorum gençler. Biriken laktik asite ne olur? Karaciğerine gidip onu başka bir şeylere dönüştürmüş olursun. Laktik asit aynı zamanda süt ve yoğurtta da var. Çocuklara yatmadan önce süt verilmesinin mantığı buradan kaynaklanıyor. Sen çocuğa süt veriyorsun. Süt içince haliyle vücudundaki laktik asit miktarı artıyor, gece daha iyi uyuyor veya işte ben bu se bugün gelirken buraya çok gördüm üniversitelerin herhalde final dönemleri. Ee, çok fazla derecede üniversite öğrencileri yollarda not okuyordu inşallah seneye sizde bu dönemlerde orada burada sınav notlarını okurken ağzınıza süt yoğurt gibi laktik asit içeren şeyleri koymayacaksınız yorgunluk hissetmeyin uykunuz gelmesin diye tecrübeyle sabittir ki sınav haftaları son dakikaya hep ders çalışmalar bırakıldığı için uykusuz geçecektir geldim tendonlara tendonlara baktığımız zaman da kaslar kemiklere tendon dediğimiz yapılarla bağlanmış oluyor yani tendon kasın kemiğe bağlandığı kısım olacak tendonlar bağ doku liflerinden oluşuyor fiziksel gerilmelere karşı oldukça dayanıklılar tendonlar da kasılma gibi bir durum söz konusu olmayacak destek ve hareket sisteminin sonuna geldiğimizde göre birkaç tane hastalıktan bahsedeyim kırıktan bir önceki dersimizde bahsetmiştim aslında kemiğin bütünlüğünün bozulması anlamına geliyor. Doktora gidiyorsun röntgen çektiriyorsun. Doktor kemiği olması gereken noktaya koyuyor. Etrafını alçı sarıyor. Kemik periyoz tarafından kendi kendine iyileşme söz konusu oluyor. Çıkık dediğimiz zaman oynar eklemlerin zorlanması sonucunda eklem yerinden ayrılmasından bahsediyoruz. Yani kırılma yok ama eklem yerinden çıkma söz konusu oluyor. Bunda da yine doktora gidiyoruz. Çıkıkçıya falan gitmiyoruz. Doktor tabii ki aldıkları eğitimler sonucunda kemiğe tık diye olduğu ekleme yerleştiriyorlar. Çıktığı ekleme koyuyorlar. Burkulma dediğimiz zaman eklem bağlarının aşırı gerilmesi, kısmen yırtılması ya da kopması sonucunda meydana geliyor. Menisküs yırtığına da bakacak olursak dizde oluyor biliyorsunuz. Diz ekleminde kıkırdak dokudan oluşan yapıya menisküs ismi veriliyor. Menisküs yırtığı da kıkırdak dokunun zarar görmesinden kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Eklem rahatsızlıkları dediğimiz zaman da genellikle eklem bölgesindeki kıkırdak yapının zedelenmesi ya da eklem bölgesindeki sıvı kaybı sonucu eklemin görevini yerine getirmemesinden kaynaklanan rahatsızlıklardan bir tanesi oluyor. Bir iki tane soru çözüyorum bırakıyorum. Aşağıda bir çizgili kasın kasılma ve gevşeme durumu gösterilmiş. Siz net görebiliyor musunuz bilmiyorum gençler. Ben şuradan size boşlukları Göstermiş olayım. Siz hangisini kasılma, hangisini gevşeme olduğunu tahmin edin. Birden ikiye geçerken ne meydana geliyor? Gevşeme. Çünkü haş bandının arasındaki mesafe açılmış. Şöyle de baktığın zaman iki Z çizgisi birbirinden uzaklaşmış. Buna göre çizgili kas birinci durumdan ikinci duruma geçerken aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Gevşeme meydana geliyor. Unutma. Z çizgileri tabii ki birbirinden uzaklaştı. Haş bandını genişlediğini zaten soruyu çıkartabilmek için oraya baktım. I bandı genişler diyor. I bandı dediğimiz şu mesafeydi. Genişleme tabii ki oluyordu. A bandı asla değişmez. Kasın kütlesi ve hacmi asla değişmez. Hemen geldim diğer bir soruma Heh dediğim sorulardan. Çizgili kasların kasılması sırasında olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerde hangisinde doğru verilmiştir? Öncelikli olarak motor uç plaktan asetil kolin salgılanır. Aktin filamentler miyozin üzerinde hareket eder. Kalsiyumlar serbest kalır. Kalsiyum iyonları ATP az enzimini aktifleştirir diyor. Şimdi baktığımız zaman önce bu kasın bir dürtülmesi lazım. Kasın dürtülebilmesi için de motor uç plaktan asetil salgılanması lazım öncelikli olarak motor 3 plaktan asetilkolin salgılansın yani bir ile başlamış olayım. Aktin filamentler miyozinler üzerinde hareket eder demiş. Bir kere aktin ve miyozinlerin hareket edebilmesi için önce kalsiyum iyonlarının serbest kalması gerekiyordu. Yani sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum iyonları serbest bırakılır. Kalsiyum iyonları ATP sentazı aktifleştirir. Aktin ve miyozin birbiri üzerinde kayar. En son bunlar kaydığı zaman Kas kasılmış demektir. Bir tane daha çıktı soru karşıma. Bir çizgili kasın gevşemesi sırasında moleküllerinden hangileri artabilir? Kas kasılırken de ATP harcanır, gevşerken de ATP harcanır unutma. Gevşemesi sırasında moleküllerinden hangileri artabilir diyor. Gevşemeye geçtiğimize göre ortamda bulunan oksijen miktarında artış söz konusu olabilir. Kasılmada da çok ATP harcadığın için ikisini kıyas yaparsan azalma söz konusu oluyordu. Kasılma sırasında kreatin miktarı artar yani bunda azalma olur diyemeyiz. Hangileri artabilir demiş. Kreatin artmaz. Gevşeme sırası kreatin fosfat artar. Karbondioksit gevşeme sırasında artmaz. Daha az ATP harcıyorsun. ADP miktarı gevşeme sırasında artmaz gençler. Gevşeme sırasında daha az ATP harcadığın için ATP sentezin daha çok olacaktır. Tersten gitmiş. Hemen buradan da sen çöz kısmına geldik. Sen çöze cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Destek ve hareket sisteminin soru çözümlerinde görüşmek üzere.